Örsev Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi, bu görmüş olduğunuz modeli, örneği çalışacağız. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. 3 numaralı tığ kullanacağım. Şallık ipim. Çapraz yaptım. İlk zincirimi saymıyorum. Sıkıladım. 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir kez doluyorum. 1, 2, 3 zinciri atlayıp 4. zincirime battım ve 2 defa da çektim. Bundan sonra her örnek için 13 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar doluyoruz. Yine 1, 2, 3 ve dördüncüye battık. 2 defa da çektik. Yine 13 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüye battım. 2 defa da çektim. Başlangıçta 12 zincir. Aralarda 13 zincir. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Kenar ilmeklerimiz de farklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çektim. Tuttum. 1, 2, 3. Bir kez doladım ve son ilmeğimin 8. ilmeğimin içine battım ve trabzanımı yaptım. Birinci trabzanımı yapmış bulunuyorum. Hemen yanındaki yani bir arkasındaki zincire battım. İkinci. Tekrar doladım. Üçüncü. Tekrar doluyorum. 4. Bu şekilde 1, 2, 3, 4. Bu kısmı saymıyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 defa doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4 ve beşinciye battım. 1, 2, 3 defa da çektim. Araya 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Tekrar doladım ve yine aynı noktaya 2 kez doluyorum. Aynı noktaya battım. 3 defa da çekiyorum. 4 zincir.
2, 3, 4 ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 2 kez doladım. Geriye doğru 4 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 5.'ye batıyoruz. Arada 4 zincir. Dört zincirimi çektim. Bir kez doladım. 1, 2, 3, 4 taneye atlıyorum. Bir kere doladım. Beşinci noktadan battım. İki defa çekiyorum. Tekrar doladım. Bir sonraki iki defa da çektim. Dört tane trabzan yapıyoruz kenara. İki kenara da aynı şekilde. Ve son zincirimin üzerine de trabzanımı yaptım. Bir üst sıraya çıkıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımızı iki defa da çekiyoruz. Bir kere doluyoruz. Bir, iki zincir çektim. Bir kez doladım. Birinciye değil, ikinciye batıyoruz. Ve biraz uzunca çekiyoruz. Bir santimden fazla. İki, üç, dört, 5. 5 defa çektim. Hepsinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde toparladım. 1, 2 zincir. Tekrar bir kez doladım ve bir sonraki sık iğnemizin boşluğuna bu şekilde battım ve 5 defa çekeceğim. 2, 3, doluyoruz. 4 çektik, tekrar doladık. 5 çektik. Farklı şekillerde de kapatabilirsiniz. Bu seferlik böyle kapatıyorum. Çok çekiştirmeyin kapatırken. Sonrasında 1 2 zincir. Tekrar bir sonrası 1 2 3 4 5 çektim, kapattım. 1 2 zincir, tekrar bir sonrası 1 2 3 4 5 tekrar kapatıyorum. 1 2 zincir. Ve hemen buradaki V'mizin içine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar 2 zincir ve buradaki işlemin aynısını burada yapıyoruz. Bir kez doluyorum. Bir atlıyorum, ikinciden başlıyorum.
1, 2, 3. Sıramızın sonundayız. 2 zincirimizi çektik. Bir kez doluyorum ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum kenar kısmına. Dört. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Çevirdim. 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 trabzanımızı yaptık ve 1, 2, 3, 4 zincirimizi çektik. 2 defa doladık. Tam ortadaki boşluğa giriyoruz. 1, 2, 3 defa da kapattık. Araya 4 zincir. 4 ve tekrar 2 kere doluyoruz. Yine aynı boşluğa girip 3 defa da çekiyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Bir kez doluyorum. Birinciye değil, İkinciye batıyorum ve 5 defa çekiyorum bu şekilde. 1 santimden biraz daha uzun. 2, 3, 4, 5. Sıkıladım. 1, 2 aralara. Tekrar bir sonrakine 5 tane dolduruyorum ve 4 tane pipirik yapıyorum. Pardon, fıstık yapıyorum buradaki gibi. İki zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 1, 2 doladım. Yine fıstıklarımızın ortadaki boşluktan girdim ve 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Araya 4 zincir. Tekrar 2 kere doladım. Yine aynı noktaya boşluğa girdim. 2 zincir. Birinciye değil, ikinciye girdik. Fıstıklarımızı yapıyoruz. İpinizin durumuna göre arada zincir çekmeyebilirsiniz de. Benim ipim ince geldi. Ona rağmen biraz esnettim. Daha önceki yaptığımda bir zincirdi. İp ince diye iki çektim. 1, 2, 3, 4. 4 zincirlerimiz değişmiyor. Battık. 4 tane ikili trabzan yapıyoruz kenara. Dört tane de buraya yapıyoruz. Dört zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 7 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, pardon 4, aldım başımı gidiyordum ve boşluğa 1, 2, 3, 4, 2 kere doladık, V'mizi yaptık. Tekrar 4, 1, 2, 3, 4. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. 7 tane sık iğne. Yedi tane sık iğnemi yaptım. 4 zincir. Tekrar 4 tane trabzanımız.
Bir kez doluyorum, iki defa da çekiyorum kenarları. Ve dörder tane. Yukarı çıkarken 3 zincirle çıkıyorum. 4 trabzanımı yine yapıyorum. 1 2 3 4. Daha öncesinde ikişer zincir çekiyordum. Başlangıçta ve sonda biraz esneme yaptı. İpim ince diye çektim ama tek zincir yeterli. Bir tane zincir. Doladım. Birinciye değil ikinciye fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Aynı şekilde aşağıda yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Fıstıklarımı yaptım. Daha önce iki çekiyordum zincirimi. Şimdi kapattıktan sonra bir tane. Başlangıçta da bir tane. Aralarda ikişer zincir. Ve aşağı iniyorum. 7 tane sık iğnemi yapıyorum. 3 4 5 6 7. Araya bir zincir. Bir kez doladım. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Bir üst sıraya çıktım. 4 zincir. 1 2 3 4. 2 kez doladım. 3 defa da kapattım. 1 2 3 4. 2 defa doladım. Örneklerimizi artık birbirine tekrar ederek alttaki sıralara göre devam ediyor. Şu an bu noktadayım. İstediğiniz uzunlukta ve boyutta olana kadar örmeye devam ediyorsunuz. Kapattıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Başlarda ve sonda bir zincir. Üç defa da çektim. Örneğimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılır bir video oldu. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümünde sorarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum sizlere. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa benim için çok değerli, çok sevinirim. Örneğimizin önü ve arkası aynı şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.